Herkese merhaba. Ben Şebnem Oğuz. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. Öncelikle beni bu sempozyuma davet ettikleri için Marksizm ve Bilimler Okulu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Ben sunuşumu belirlenen tarihte yapamamıştım. Çünkü o gün değerli hocam, Kanadalı Marksist Leopaniç'i vefat haberini almıştım. O nedenle o gün yapmayı düşündüğüm sunuşu bugün bir video çekerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim asıl çalışma alanım aslında Marksist devlet kuramları ve siyasal rejim dönüşümleri. Fakat aynı zamanda güvencesizlik ve sınıf, göçmen emeğinin kavramsallaştırılması gibi konularda da çalışmalarım var. Engels'in İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı eseriyle de bu bağlamda ilgilendim. Dolayısıyla sevgili Ali Cenk Gedik bana Engels'le ilgili bir sunuş yapmamı önerdiğinde ilk aklıma gelen bu kitabın güncel önemini neden koruduğunu sizlerle paylaşmak oldu. Slaytlar üzerinden devam edeceğim sunuşuma. Evet. Öncelikle sınıf konusunda Engels'in Marx'la olan ilişkisine değinerek başlamak istiyorum. Bildiğimiz gibi Marx'ın erken dönem eserleri prekapitalist ve baskıcı Prusya Devleti'ne karşı mücadele bağlamında şekillenmişti. Bu nedenle de düşüncelerinde devlet sivil toplum ikiliği sürüyordu ve esas olarak devletin baskıcı karakteri üzerinde duruyordu. Onu devletin sınıf karakteri üzerine daha fazla düşünmeye iten Engels olmuştur. Çünkü Engels Prusya'dan bambaşka bir bağlamda Manchester'da babasının tekstil fabrikasında işçi sınıfı ve kapitalist toplumu yakından gözlemleyerek bu konuda Marx'a mektuplar yazmıştı. Engels Kasım 1842 Ağustos 1844 arasında Manchester'da bulunmuştu. Ve özellikle 1843 yılında yazdığı Ekonomi Politiğin Eleştirisi için Bir Taslak adlı eser Marx'ın daha sonraki politik ekonomi çalışmalarının temel sorunlarını belirlemişti. Burada ilk defa Engels işçi sınıfını toplumsal devrimin öznesi olarak ortaya koymuştu. Şöyle bir ifadesi vardı. Şimdiki bilinçsiz, düşüncesiz tarzda rastlantıya bağlı olarak üretmeye devam ettiğiniz sürece ticaret krizleri devam edecek ve birbirini izleyen her kriz daha evrensel ve dolayısıyla öncekinden daha kötü olmaya mahkumdur. Küçük kapitalistlerin daha büyük bir bölümünü yoksullaştırmaya ve yalnızca emeğiyle yaşayanlar sınıfındakilerin sayılarını artan bir oranla çoğaltmaya, böylece istihdam edilmesi gereken emek kitlesini önemli ölçüde genişletmeye ve nihayet iktisatçıların felsefesinde hayal bile edemeyecekleri bir toplumsal devrime yol açmaya mahkumdur ifadesini kullanmıştır. Marx bunu gördükten sonra, yani bu ifadeyi okuduktan sonra özellikle Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine giriş kitabında proletaryanın zorunlu olarak kendi kurtuluşuyla birlikte insanlığın kurtuluşunu da yol açacak sınıf olarak tanımlamıştır. Şimdi bu dönemde, yani Manchester'da kaldığı süre boyunca Engels'in kaleme aldığı ikinci önemli kitap
ki benim de sunuşumun konusunu oluşturan kitap, İngiltere'de işçi sınıfının durumudur. 1845 yılında yayınlanmıştır. Hobsbawm'ın deyişiyle bu kitap sadece belirli sektörlerle ya da sanayilerle değil, işçi sınıfının bütünüyle ilgilenen ilk kitaptır. Engels'in daha sonra açıkça ifade ettiği gibi kitap Marksizmin embriyonik gelişiminin bir safhasıdır. Ve Engels bu kitapta esas olarak Manchester'daki fabrika işçilerine odaklansa da o dönemde İngiltere işçi sınıfının genel durumuna da eğilir. Ve daha sonra Marksizmin temel kavramsal çerçevesine temel oluşturacak bir dizi tarihsel dönüşümün analizini yapar. Şimdi elbette İngiltere'de işçi sınıfının durumu kitabı pek çok açıdan güncel önemini korumaktadır. Fakat ben bunlardan 5 tanesi üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan ilki güvencesizlik ve sınıf konusundaki kavramlaştırmalarla ilgilidir. Engels'in güvencesizlikle ilgili yaptığı bir takım kavramlaştırmalar günümüzde önemini koruyor. Özellikle prekarya gibi kavramların eleştirisinde oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka nokta artı nüfus kavramıdır. Artı nüfus kavramı işçi sınıfının parçalılığını, işçiler arasındaki rekabeti gösteren çok önemli bir kavramdır. Daha sonra zaten Marx Kapital 1. ciltte bu kavramı açmıştır. Günümüzdeki önemi devam etmektedir. Özellikle göçmen emeği konusunda çalışanlar açısından yine Marksist bir çerçeveyi savunabilmek adına bu kavramın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu dijital kapitalizm ve pandemi koşullarında işçi sınıfı içinde ortaya çıkan yeni bölünmeleri nasıl anlayacağımız meselesi. Burada da yine Engels'in kitabında kullandığı bazı tanımlamaların, betimlemelerin desek daha doğru olur. Çünkü o betimlemeleri analitik düzeye çeken Marx olmuştur. O son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bir başka kavram toplumsal cinayet kavramıdır. Bu kavram zaten işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda veya toplumcu tıp konusunda çalışanların her zaman başvurduğu bir kavramdır. Ancak pandemiyle birlikte yeniden elbette gündeme gelmiştir ve dolayısıyla da güncel önemini bir başka anlamda korumaktadır. Son olarak işçi sınıfı için rekabeti aşmak üzere yeni örgütlenme biçimleri neler olabilir sorusunu incelerken yine Engels'in kitabındaki işçi hareketlerinin dört evresine başvurmak, onları yeniden değerlendirmek yararlı olabilir. Bu beş noktadan, bu beş tema üzerinden kitabın önemli bulduğum noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ancak başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Benim açımdan bu kitapla ilgili en önemli vurgu, biz Marksistler için her zaman sermayenin farklı kesimleri arasındaki veya sermaye içindeki rekabeti ön plana aldığımızı düşünüyorum. Ama kitapta işçiler arası rekabetin kavramsallaştırılmasına dönük çok fazla vurgu ve ipucu vardır. Ve bunları anlamanın günümüzde çok daha önemli hale geldiğini söyleyerek devam edeyim. Şimdi öncelikle güvencesizlik ve sınıf konusunda Engels'in söyledikleri niçin önemlidir? Çünkü günümüzde işçi sınıfının temel sorunlarından biri olan
güvencesizliğin nasıl kavramsallaştırılacağı meselesinde ana eğilim güvencesizliği yeni bir olgu olarak tanımlıyor. Ve iş güvencesine sahip sanayi işçilerinden oluştuğu varsayılan proletaryaya karşı güvencesizlikle tanımlanan yeni bir sınıf olarak prekaryanın ortaya çıktığını ileri süren yaklaşımlar var. Bu yaklaşımların öncülüğünü Guy Standing yapmıştır. Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf kitabında 5 toplumsal sınıftan söz eder. En üstte dünyayı yöneten bir avuç zengin olarak elitler. Onun altında büyük şirketlerde ya da kamu sektöründe tam zamanlı çalışan maaşlılar. Bir alt basamakta vasıflı yüksek ücretli işlerde sözleşmeli olarak çalışan profesyonel ve teknisyenler. Onun altında eski işçi sınıfından oluşan yani mavi yakalılardan oluşan proletarya. En altta da kadın, genç, göçmen, etnik azınlıklardan oluşan prekarya olarak bir sınıflandırma yapar. Ve Standing'e göre prekarya bir dizi yoklukla tanımlanır. İş güvencesinin, mesleki kimliğin, uzun süreli ilişkilerin, zaman üzerindeki kontrolün, ev ile iş yeri arasındaki ayrımın yokluğu gibi. Oysa güvencesizlik yeni bir olgu olmadığı gibi işçi sınıfının dışında ayrı bir sınıfa özgü olarak da tanımlanamaz. Aslında üretim araçlarından yoksun olduğu için emek gücünü ücret karşılığında satmak zorunda kalan işçi sınıfının kendisi tanımı gereği güvencesizdir. İşte Engels bu kitapta bunu çok çarpıcı ifadelerle ortaya koyar. Proletaryada bir rastlantının oyuncağı olan, yaşamında güvence nedir bilmeyen, yaşam koşulları bir günden ötekine farklılıklar gösteren sınıf olarak söz eder. Ve şöyle der, doğru açlıktan ölümler yalnızca tek tük ama yarın sıranın kendisine gelmeyeceği konusunda emekçinin ne güvencesi var? Ona kim çalışma güvencesi veriyor? Şu ya da bu nedenle patronu ya da ustası yarın onu işten çıkarırsa onun eline bakanla da birlikte birileri kendisine ekmek verinceye kadar yuvarlanıp gidebileceğine kim kefil oluyor? Hiç kimse. O biliyor ki yalnızca bugün elinde bir şey var. Elinde avucunda yarın bir şey olup olmayacağı kendisine bağlı değildir. O biliyor ki her esinti, patronun her kaprisi, işlerdeki her kötü gidiş kendisini yalnızca geçici olarak kurtardığı girdaba onu yeniden fırlatıp atabilir. Ve orada başını suyun üstünde tutmak güçtür. Hatta çoğu zaman olanaksızdır. O biliyor ki bugün geçinecek birkaç kuruşu olsa da yarın olacak mı olmayacak mı belli değildir. Yine bir başka çarpıcı alıntı şudur bu konuyla ilgili. İki elinden başka bir şey olmayan, dün kazandığını bugün tüketen, her türlü olasılıkla karşı karşıya bulunan ve yaşamak için en basit şeyleri kazanabilmekte bir damlacık güvencesi olmayan, her bunalımın ya da patronun her kaprisinin ekmeğini elinden alabileceği proleter, en isyan ettirici ve bir insan için düşünülebilecek en gayri insani konuma sokulmuştur. Efendisinin kendi çıkarı, köleye en basit bir nafakaya sahip olma güvencesini sağlar. Serfin hiç değilse üzerinde yaşayabileceği bir avuç toprağı vardır. Her birinin en azından yaşamı güven altındadır. Proleter ise yalnızca kendine dayanmak zorundadır ama yeteneklerini kullanarak onlara dayanmaktan da alıkonmaktadır. Proleterin kendi konumunu iyileştirmek için yapabileceği her şey karşı karşıya bulunduğu ve kendi denetiminde olmayan olasılıklar seliyle karşılaştırıldığı zaman okyanusta bir damla gibidir. O her türlü olasılıklar bileşiminin edilgen nesnesidir ve kısa bir süre için bile olsa yaşamını kurtardığı zaman kendini talihli saymalıdır. Ve karakteriyle yaşam biçimini doğaldır ki bu koşullar biçimler. Tabii bu anlatı işçi sınıfının tanımı gereği güvencesiz olduğunu bize gösteriyor.
ve dolayısıyla günümüzde hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka kavram artı nüfus kavramıdır. Günümüzde önemini koruyan kavramlardan biridir. Engels güvencesizliği artı nüfus kavramı ile de ilişkilendiren ilk kişidir. Şöyle der: şu andaki toplumsal koşullar altında makinelerin gelişmesinin sonuçları işçiler için tamamen zararlı ve son derece ezicidir. Her yenilik kendisiyle birlikte işsizlik, yoksulluk ve acı getirmektedir. Ve bu olmadan da her zaman artı nüfusun var olduğu İngiltere gibi bir ülkede işten atılmak bir işçinin başına gelebilecek en kötü şeydir. Engels'in artı nüfus kavramının önemi sadece güvencesizlikle ilgili değildir. Aslında işçi sınıfının parçalılığını, işçiler arasındaki rekabeti ve bu rekabetin nasıl kırılabileceğini anlamak açısından çok önemlidir. Ayrıca günümüzde yerli ve göçmen işçiler arasındaki rekabeti ve işçi sınıfı içindeki göçmen karşıtı eğilimlerin nedenlerini nasıl aşılabileceğini anlamak açısından da artı nüfus kavramına başvurmak gerekir. Engels artı nüfus kavramını şöyle açıklar. Öncelikle Malthus'un nüfus teorisini eleştirir. Şöyle der: Malthus her zaman bir artı nüfus olduğunu söylerken, dünyada her zaman çok fazla insan olduğunu öne sürerken haklıdır. Yalnızca eldeki geçim araçlarından beslenebilecek olandan daha fazla insan olduğunu söylerken yanlıştır. Artı nüfusu aslında işçilerin kendi aralarındaki rekabet yaratır. Bu rekabet her bir işçiyi her gün gücünün el verdiği kadar fazla çalışmaya zorlar. İşçilerin kendi aralarındaki rekabetle doruk noktasına çıkan işçi üretkenliği, iş bölümü, makine kullanım ve doğa güçlerinin sanayiye uygulanması birçok işçiyi ekmeğinden yoksun bırakır. Yine şöyle bir ifadesi vardır Engels'in. Sanayinin genişlemesine ve genel olarak işçi talebinin artmasına rağmen değişmez bir artık, işe yaramayan nüfus vardır ve sonuçta işçiler arasındaki rekabet, işçi temin etmek için sürdürülen rekabetten daima daha büyüktür. Peki bu uyuşmazlık nereden geliyor? Sanayi rekabetin ve onun ortaya çıkardığı ticaret bunalımlarının doğasından geliyor. İngiliz sanayisinin yeniden canlandığında piyasanın talep ettiği büyük miktarda malı üretebilmesi için her zaman yedekte işsiz bir işçi ordusu tutması gerekir. Piyasada en yüksek düzeyde hareketlilik görüldüğü sırada tarımsal bölgeler ve genel refahtan en az etkilenen iş kolları sanayiye geçici olarak çok sayıda işçi sağlasalar bile bunlar azınlıkta kalırlar. Daha hareketli bir iş koluna girdiklerinde eski patronları zararlarını azaltabilmek amacıyla iş saatlerini uzatır, kadınları ve genç işçileri işe alır ve krizin başında kovulan bu işçiler geriye döndüklerinde yerlerinin dolu olduğunu ve kendilerinin fazlalık olduğunu görürler. Artıkların çoğu seyyar satıcılıkla kendilerini geçindirirler. Jobbers, parça başı çalışan işçi diye bilinen diğerleri ise sokak sokak dolaşarak küçük işler ararlar. Aralarından bazıları bir günlük iş bulmayı başarır ama çoğunluk o kadar şanslı değildir demiştir. Günümüzde göçmen emeğiyle ilişkilendirebileceğimiz önemli bir örnek vermiştir. O da İrlandalılardır. Şöyle der Engels: eğer İngiltere yoksul ve sayıca çok İrlandalı nüfussa emrindeki bir yedek güç olarak sahip olmasaydı, İngiliz sanayisinin o hızlı genişleyişi gerçekleşemezdi. İngiliz işçi uygar bir ülkede en alt düzeyde ve en alt düzeyde olduğu için de az ücretle yetinen bir rakiple savaşmak zorundadır. O zaman da İrlanda'nın kendisine rakip olduğu her alanda İngiliz işçinin ücretinin giderek aşağı doğru indirilmesinden başka bir olasılık yoktur. Ve bu alanlar hayli çoktur. Pek az yetenek isteyen ya da hiç istemeyen her alan İrlandalıya açıktır. Bu işlerde İrlandalı İngiliz kadar iyidir. O yüzden bu tür işler çoğunlukla İrlandalılarla doludur ve bu baskıda ücretleri aşağı çekmekte ve işçi sınıfını geriletmektedir.
Engels'in daha çok betimleme düzeyinde ele aldığı bu artı nüfus kavramını Marx biraz daha geliştirmiştir. Kapitalin birinci cildinde ve Engels'in bu saptamalarından yola çıkarak göreli artı nüfus kavramını Marx, sermayenin kendisini genişletmesi için gerekli olan nüfustan daha fazlası olarak tanımlamıştır. Göreli artı nüfus Marx'a göre emek üretkenliğini artırarak emek maliyetini düşüren mekanizasyondan başka bir deyişle sermayenin organik bileşimindeki artıştan kaynaklanır. Ve aynı zamanda kapitalist ekonominin daralma evresinden genişleme evresine geçişte üretim sürecine sokulmak üzere hazır durumda bekletilen bir işçi kitlesi yaratır. Bu kitle aynı zamanda da aktif iş gücü ordusundaki işçilerin ücretlerini düşük tutmaya yarar. Şimdi burada slaytta gördüğünüz gibi Marx'ın Engels'in artı nüfus kavramına yaptığı en önemli katkı göreli artı nüfusun üç farklı biçimi olarak akıcı, saklı ve durgun artı nüfus ile yoksul artı nüfus kategorilerinden bahsetmesidir. Bu kategorileri yeniden gündeme getirerek günümüzdeki yedek işçi ordusuna uyarlayan Elizabeth Duggan adlı bir yazardan Senem Oğuz'un düzenleyerek yaptığı bir şemadır bu. Bu vesileyle onun kitabını da sizinle burada paylaşmak istedim. Türkiye'de Yedek İş Gücü Ordusu kitabında bu kategorileri Türkiye'deki işçi sınıfının çözümlenmesine uygulamıştır Senem Oğuz. Şimdi bu kategorilere baktığımızda öncelikle akıcı artı nüfus kategorisi değişen yatırım alanları ve sermayenin değerlenme koşullarına göre işlerinden çıkarılıp ihtiyaç halinde yeniden işe alınanları kapsar. Günümüzde teknolojik ve yapısal işsizlik şeklinde tanımlanan işsizlik bu kategoriye girer. Saklı artı emek kategorisi tarımsal üretimin kapitalistleşmesiyle birlikte tarım dışı sektörlere yönelen, bu anlamda kırkent arasında hareket halinde olan ve geçim araçlarını sağlamak amacıyla iş gücü piyasasına düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına razı olabilecek biçimde dahil olmak için hazırda bekleyen nüfusa karşılık gelir. Durgun artı nüfus ise düzensiz ve kötü şartlar altında çalışan nüfusu kapsar. Çalışma süresinin olabildiğince uzun, ücretlerin olabildiğince düşük olmasıyla sermayeye bitip tükenmez bir emek gücü deposu sağlar. Marx'ın deyişiyle işçi sınıfının ortalama yaşam koşullarının altında yaşayan emekçileri kapsar ve aslında tam da standing'in prekarya kavramı bu kategoriye denk düşer. Son olarak yoksul artı nüfus çalışabilecek durumda olan yoksul çocukları, yaşlıları, iş gücü piyasasının değişimlerine uyum sağlayamayanları, iş kazası geçirip sakat kalanları kapsar. Ekonomik daralma dönemlerinde yoksulların sayısı artar ve akıcı artı nüfustakiler yoksullar gibi olmamak için durgun nüfustaki işleri kabul ederler. Şimdi bu kategoriler neden önemli? Tabii hepsinin başlatıcısı veya ilham vericisi veya öncülünün Engels olduğunu yeniden belirtmek gerekir. Bu alt kategorilerin önemi şu, bu göreli artı nüfusun farklı biçimleri arasında sürekli bir hareketlilik vardır. Ve bu farklı biçimlerden sadece durgun nüfus istihdamdadır. Durgun nüfusa da iki kaynaktan akış vardır. Birincisi akıcı nüfusun aktif iş gücündeki eski düzenli işlerine geri dönemeyenler, ikincisi de saklı nüfusta olup geçim araçlarını kaybedenler. Saklı nüfus özünde geçimlik olarak çalışırken mülksüzleşerek
kapitalist iş gücü piyasasına katılanları kapsar. Dolayısıyla günümüzde sadece tarım sektöründe mülksüzleşenleri değil, çevre ülkelerde çeşitli nedenlerle mülksüzleşerek gelişmiş ülkelere gelen göçmenleri de içerir. Bu noktada Engels'in İrlandalı göçmen işçileri artı nüfusun en önemli ögesi olarak saydığını da hatırlatmak isterim. Böyle bir kavramlaştırma aktif iş gücü içinde güvenceli işlerde çalışan ya da geçici olarak işten çıkarılarak akıcı artık nüfusa giren yerli işçiler ile durgun artı nüfus kategorisindeki göçmen, güvencesiz işçiler arasındaki ilişkiyi işçi sınıfının kendi içindeki bir dinamik olarak ele almamızı sağlar. Yani yine Guy Standing'in prekarya kavramını hatırlayacak olursak, o göçmenleri işçi sınıfından farklı bir sınıf olan prekaryanın bir parçası olarak görmüştü. Oysa bu buradaki tanımlamada onları durgun artı nüfusun ve dolayısıyla işçi sınıfının bir parçası olarak görmek mümkün hale gelir. Ayrıca genel olarak göreli artı nüfustaki artışın nedeni göç değil, kapitalist rekabetin kendisidir. Bu noktada pandeminin de, yaşadığımız pandeminin de krizlere benzer bir biçimde göreli artı nüfusu daha da artırdığını ve bunun hem genel olarak işçi sınıfı içinde hem de yerli ve göçmen işçiler arasında durgun artı nüfustaki işler için rekabeti artıracağını bekleyebiliriz. Engels'in işçi sınıfının parçalılığı ve işçiler arasındaki kıran kırana rekabeti çok canlı bir biçimde betimlemesi ve Marx'ın da bu parçalılığı ve işçi sınıfının iç çelişkilerini Kapital 1. ciltte aktif ve göreli artı nüfusun 4 farklı biçimiyle kavramlaştırması günümüzde pandemi ve onunla birlikte daha da derinleşen dijital kapitalizmin işçi sınıfı içinde yarattığı yeni bölünme ve hiyerarşileri anlamak açısından çok önemlidir. Bu noktada da Engels'in çalışmasının dijital kapitalizm bağlamındaki güncelliğiyle devam etmek istiyorum. Evet, biraz hızlanayım. Buraya yazdığım alıntıları tek tek okumayacağım. Fakat buradaki alıntılardan da görebileceğiniz gibi Engels kitabında muslak ve göreli artı değer kavramlarını kullanmasa da bu kavramlara denk düşen süreçleri tüm ayrıntılarıyla açıklamıştır. Örneğin pamuk eğirme makinesinin icadıyla beraber üretkenliğinin nasıl arttığını anlatan bölüm aslında daha sonra Marx'ın Kapital'de göreli artı değer üretimi olarak sözünü ettiği sürece denk düşer. Yine işçilerin günde 19 ile 20 saat arasında çalıştığını anlattığı bölüm mutlak artı değer üretimine denk düşer kavramsal olarak. Dikişçi kadınlardan söz eder. Dikişçi kadınlar arasında iş bölüştüren aracılardan söz eder. Ve bu kadınların parça başına aldıkları ücretlerden söz eder. Bu da günümüzdeki parça başı iş ve aracılar konusunda geri dönülüp bakılacak bir örnektir. Son olarak da aslında günümüzde yurt emek rejimi dediğimiz, yani bunun İngilizcesi dormitory labor regime oluyor. Özellikle Asya'da, özellikle Çin'de fabrikaların hemen yanı başında yatakhanelerde, yurtlarda kalarak üretkenliği artıran, yani anında fabrikaya ulaşıp siparişleri zamanında yetiştirebilen işçileri tanımlamak üzere kullanılmaktadır bu yurt emek rejimi. Bunun nüvelerini de yine Engels'in kitabında görürüz.
madencilerle ilgili verdiği bir örnektir buradaki alıntı. Onların kaldığı yatakhanelerden bahseder. Şimdi dijital kapitalizmde peki bunu nasıl yararlanabiliriz bütün bunlardan bu günümüzdeki süreçleri anlayabilmek için? Bütün bu süreçleri bir kere günümüz dijital kapitalizminde çalışma koşullarında görebiliyoruz. Bunun en tipik örneğinin Apple gibi batılı uluslararası dijital şirketlerle Çin'deki Foxconn gibi tedarikçiler arasında kurulan üretim ağında görmek mümkün. Apple gibi batılı uluslararası dijital şirketlerde çalışan yazılım mühendisleri ki Christian Fuchs onları dijital işçi aristokrasisi olarak tanımlamıştır Engels'ten yola çıkarak. Onlar göreli artı değer üretiminde yoğunlaşırken Çin'deki Foxconn gibi donanım fabrikalarında parça başı ücretle çalışan kadın genç işçiler tıpkı Engels'in 1840'larda emeklerini analiz ettiği kıyafet yapımcıları gibi mutlak artı değer üretimini sağlıyor. Yani her ikisi dijital kapitalizmde birlikte ilerliyor. Yine yurt emek rejiminden bahsetmiştim. Örneğin Apple'la sözleşme yapan Foxconn aynı zamanda yurt emek rejiminin uygulandığı üretim alanlarına sahip. Foxconn'da özellikle işte Çin'deki gibi işçilerin üretim alanlarının hemen yanındaki yurt binalarında kalarak hızla üretim alanına ulaşması sağlanıyor. Ve bu sistemle çalışma saatleri gece yarısına kadar uzuyor ve aynı zamanda da emek gücünün gündelik yeniden üretiminin kontrolü kolaylaşıyor. Aslında pandemide de buna benzer uygulamaların yaygınlaşacağını görebiliyoruz. Çünkü Foxconn'daki yöneticilerin kampüs olarak adlandırdığı bu tür mekanlar örneğin MÜSİAD'ın önerdiği izole üretim üsleri projesine çok benziyor. Pandemiyle birlikte bu uygulamaların yaygınlaşmasını bekleyebiliriz. Bir diğer kavram toplumsal cinayet kavramı. Toplumsal cinayet kavramını daha sunuşumun başında belirttiğim gibi zaten iş kazalarının aslında işçi cinayetleri olarak tanımlanması gerektiğini söyleyenler kullanıyorlardı. Fakat pandemi koşullarında yeniden gündeme geldi. Toplumsal cinayet kavramını yine bütün bu alıntıyı okumayacağım ama Engels şöyle tanımlıyor. Bir birey bir diğerine bedensel zarar verirse ve bu ölümle sonuçlanırsa buna insan katli deriz. Saldırgan kimse yapacağı zararın ölümle sonuçlanacağını önceden bilirse onun bu davranışına cinayet deriz. Aynı şekilde toplumda yüzlerce proleteri kılıcın ya da kurşunun yol açacağı ölümler kadar vahşice ve doğal olmayan zamansız bir ölümün pençesine ittiğinde binlerce kişiyi yaşamı için gerekli olan şeylerden yoksun bıraktığında ve yaşayamayacağı koşullar içine sürüklediğinde ve bu binlerce insanın yok olacağını bile bile bu koşulların sürmesine izin verdiğinde cinayet işlemektir der. İngiliz toplumunun işçi örgütlerinin bunu mükemmel bir doğrulukla toplumsal cinayet olarak tanımladıklarını belirtir. Sonra da kitabı boyunca buna çeşitli raporlardan örnekler verir. Özellikle işçi sınıfına özgü hastalıkların ortaya çıktığını gösterir. Şimdi günümüze geldiğimizde tabii bunu COVID'in bir işçi sınıfı hastalığı olarak ortaya çıkmasında görüyoruz. Örneğin işte 2020 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre en az 741 işçi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. COVID-19 nedenli ölümler iş cinayetlerini %30 artırdı. Devlet COVID-19'u iş kazası olarak görmeyen bir genelge çıkararak bu durumu daha da pekiştirdi. Ücretsiz izin, kapalı çalışma sistemi gibi uygulamalarla
üretim de salgın sürecine uygun olarak yeniden yapılandırılıyor. Şu ana kadar en fazla sağlık, belediye, eğitim, büro, fabrika, özel güvenlik ve taşımacılık işçileri hayatlarını kaybetti Türkiye'de. Fakat işçilerin çok farklı kesimlerinden olan ölümler tüm iş yerlerinde salgına karşı sağlık güvenlik önlemlerinin alınmadığının göstergesi. Dolayısıyla artık işçi sınıfının büyük bir çoğunluğu her gün ölümle yüz yüze ve işçi sağlığı ve iş güvenliği talebi bütün çalışanları birleştiren ortak bir talep haline gelmiş durumda. Ancak tabii pandemiyle birlikte işçi sınıfı içinde de yeni bölünmeler ortaya çıktığını görüyoruz. Biraz da onlara değineyim. Ve sonra bu yeni bölünmeleri aşmak üzere ne tür örgütlenme biçimleri geliştirilebilir konusunda tekrar gelse döneceğim. Pandemiyle birlikte işçi sınıfı içinde örneğin zorunlu olarak çalışan, bu süreçten en çok etkilenen sağlık, belediye, kargo, market, gıda, enerji gibi işçilerin ana talebi işçi sağlığı ve iş güvenliği. Çalışma saatleri ve ulaşım sorunları ile ilgili. İşsizler, işsiz kalan ticaret, kafe, turizm işçilerinin ana talebi işten atmaların yasaklanması ve ücret. Rekabet, tedarik zincirinin devamı denilen çok sıkça duyduğumuz amaç için çalıştırılan metal, lastik, inşaat işçilerinin ana talebi çalışmama hakkı. Ve ücretli izin iken bir de tabii evden çalıştırılan büro çalışanları, öğretmenler vesaire var ve bunların ana talebi de çalışma saatlerinin belirsizleşmesi, uzun çalışma karşısında boş zaman haklarının kalmayışıyla ilgili ek ödeme yapılmasıyla ilgili. Dolayısıyla zaten işçi sınıfı içinde var olan farklılık ve parçalılığın pandemiyle beraber yeni boyutlar kazandığını görüyoruz. Peki bütün bu farklılıkları, farklı talepleri karşılayacak yeni örgütlenme biçimleri nasıl olmalı diye baktığımızda yine benzer bir şekilde Engels'in bu soruyu sorduğunu görüyoruz. Ta bu kitabı 1845'te yazdığı zaman İşçi sınıfı içi rekabeti aşmak üzere zaten örgütlenme gerektiğini vurgulamıştı. O dönemde Engels işçi hareketlerinin tarihsel gelişiminde dört evre tanımlamıştı. Suç, makine kırıcılığı, sendikalar ve politik hareketler olmak üzere. Suçu tamamen bireysel bir tepki olarak ve makinelerin yok edilmesini de sermaye yönetiminin tek bir boyutuyla sınırlı olarak görüyordu. Sendikalar için ise şöyle çarpıcı bir ifadesi vardı. Sendikalar, burjuvazinin hakimiyetinin tamamen işçiler arasındaki rekabeti, yani işçilerin birlikten yoksun olmaları gerçeğine dayandığını ispat etmiştir diyordu. Yine alıntıyı sonuna kadar okumayacağım. Dolayısıyla İşçiler arasındaki rekabet ortadan kalkarsa mülkiyet hakimiyeti de ortadan kalkar demişti. Fakat bunun da yeterli olmadığını söylemişti. Ekonomik sınıf mücadelelerinin ve politik sınıf mücadelelerinin birliğini savunmuştu Engels. Sosyalizmin çağatizm ile birleşmesini, Fransız komünizminin İngiliz tarzında yeniden üretilmesini savunmuştu. Şimdi tabii kitaba 1892'de yazdığı ön sözde buna bir başka vurgu ekliyor Engels. Çünkü artık 1848 devrimlerinden sonra özellikle bazı yeni gelişmeler oluyor. Bir kere işçi aristokrasi denilen kesimin ortaya çıktığını söylüyor. Ve bu işçi aristokrasisi olarak tanımladığı kesimleri örgütleyen
eski tip sendikalar karşısında vasıfsız işçileri örgütleyen yeni sendikaların, yeni bir sendikacılığın ortaya çıktığını söylüyor. Aslında bunu bu alıntıyı okumam iyi olur. Çünkü günümüzdeki yeni sendikal mücadele pratikleriyle oldukça ilgili. Doğu Londra'dan bahsediyor. Doğu Londra o uyuşuk çaresizliğini silkip attı, yaşama döndü ve yeni sendikacılık denen şeyin, yani büyük niteliksiz işçiler kitlesinin örgütlenmesi hareketinin vatanı durumuna geldi. Bu örgütlenme eski nitelikli işçiler sendikalarının benimsediği biçimi kabul edebilir ama niteliği farklıdır. Eski sendikalar kuruldukları günlerin geleneğini koruyorlar ve ücret sistemini bir kez kurulmuş ve hep öylece kalacak sonal bir olgu gibi anlıyorlar. En fazlasından kendi üyelerinin çıkarları için bu sistemi ılımlayabileceklerini düşünüyorlar. Yeni sendikalarsa ücret sisteminin sonsuza dek öyle kalacağı inancının sarsıldığı bir sırada kuruldu. Kurucuları ve destekleyicileri ya bilinçli ya da duygusal sosyalistler, sendikalara sarılarak bu kişilere güç veren kitleler, kaba, ihmal edilmiş ve işçi sınıfı aristokrasisinin tepeden baktığı insanlar ama engin bir üstünlükleri var. Zihinleri bakir bir toprak. Daha iyi konumdaki eski sendikacıların beyinlerini özgür düşünceden alıkoyan edinilmiş saygın burjuva önyargılardan tümüyle uzaklar. Ve şimdi bu yeni sendikaların genel olarak işçi sınıfı hareketinde başı çektiklerini, zengin ve gururlu eski sendikaları giderek peşlerine taktıklarını görüyoruz. Tabii bu vurgu günümüzde dijital kapitalizm ve pandemi koşullarında daha da önemli hale geliyor. Bu konularda yazıp çizen Christian Fuchs'un Engels'in buradaki vurgularını dijital kapitalizme nasıl uyguladığından biraz bahsederek devam edeyim ve bitireyim. Örneğin bireysel suç dediğimiz şey günümüzde siber suç biçiminde var. Fakat bu bir işçi sınıfı tepkisi olmaktan çok kapitalist işletmelerin karlarını artırıyor. Yine dijital kapitalizme özgü makine kırıcılığı olarak görebileceğimiz şey dijital detoks ya da dijital teknolojileri kullanmayı belirli süreler için bırakma stratejisi. Oldukça teknofobik ve teknodeterministik bir strateji ve aslında kapitalist sınıf ve güç ilişkilerinden soyutlanmış bir strateji. Yine Engels'in geleneksel sendikalara karşı bu alıntıda okuduğum yeni sendikacılığın ne kadar yaratıcı olabileceğini söylemesi önemli. Zira günümüzde güvencesiz çalışanları, işsizleri, göçmenleri, dijital işçileri örgütlemek için bu tür yenilikçi sendikalara ihtiyacımız var. Ayrıca yine Engels'in burada bir alıntı koymadım ama ekonomik ve politik mücadeleyi birleştirmek üzere kapitalist olmayan alternatiflerin mümkün ve gerekli olduğu konusundaki vurgusu önemli. Örneğin Engels medya ve eğitim alanında radikal medya ve eğitimin önemli entelektüel mücadele araçları olduğunu savunuyordu. Chartist kurumlar gibi çocukların burjuvazinin tüm etkilerinden arınmış, tamamen proleter eğitim aldıkları, proleter dergi ve kitaplarla okuma odaları bulduğu eğitim kurumlarının önemini vurguluyordu. Yani pek çok açıdan günümüzde de geçerliliğini sürdüren vurgular bunlar. Ayrıca pandemi koşullarında yeni tür örgütlenme ve dayanışma ağlarının da ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin Türkiye'de salgın süresince devletin karşılamadığı hizmetleri karşılamak üzere kurulan mahalle dayanışma ağları,
Ev eksenli çalışanların, kafe ve bar çalışanlarının kurduğu yeni bağımsız sendikalar, işsiz kalan müzisyenlerin dayanışma amacıyla kurduğu dijital platformlar, bu yeni örgütlenme biçimlerinin örnekleri olarak sayılabilir. Peki bu biçimler, bu yeni mücadele biçimlerini nasıl ilerletebiliriz, nasıl derinleştirebiliriz? Bu elbette her zaman tartışılması gereken bir şey. Fakat ben bu noktada sunuşumu tamamlarken bu konuda Leo Panitch'in, kaybettiğimiz Leo Panitch'in 2013 yılında yaptığı bir röportajdan sizlere bir alıntıyla sunuşumu tamamlamak isterim. Leo Panitch şöyle demişti. İşçi sınıfının siyasal örgütleri 1880-1920 arasında şekillendi. Böylece ilk defa bir alt sınıf kendi kalıcı siyasal örgütlerini oluşturdu. Köle isyanları, ekmek isyanları her zaman olmuştu ama kalıcı bir siyasal örgüt oluşmamıştı. Tıpkı günümüzdeki küreselleşme karşıtı hareketler gibi. Günümüzdeki alt sınıfların tekrardan örgütlenip kendilerine hesap verebilen siyasal yapılarını kurmaları lazım. 20. yüzyılın başında kurulan işçi partileri 21. yüzyılda artık o alt sınıflara ait değil. Bu örgüt illa bir sendika, parti ya da başka bir yapı olmalı gibi net bir şeyi özellikle söylemiyorum. Çünkü nasıl bir örgüt olabileceğine dair net bir fikrimiz yok. Tıpkı 1880'deki işçi sınıfı gibiyiz. Bazıları devrimci bir modele ihtiyacımız var diyerek dönüp 1917'ye bakıyorlar. Oysa 1880'de işçi sınıfının önünde öyle bir model bile yoktu. Ezilen kitleler kendi örgütlerini kurduğu zaman dünyanın nasıl işlediğine dair kendi fikirleri olacak. Marksist akademisyenlerin ne dediklerine bağımlı olmayacaklar. Günümüzde bu bağımlılık maalesef eskiden köylülerin din adamlarına bağlılığına benzer hale geldi. O zamanlar benim kafam bunlara basmaz, doğru olanı rahip bilir deniyordu. Şimdi de doğru olanı solcu akademisyenler bilir deniliyor. Ezilenlerin bunu söylediği bir durumda sosyalizm mümkün olmaz demişti Leo Panitch. Böylece onu da almış olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süremi aştım sanırım. Çok teşekkür ediyorum.